Eğitimciyim. Mustafa Kemal Paşa'da yaklaşık 30 seneden fazladır görev yapıyorum. Ben 10 senedir başladım. Amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Tabii bu arada üniversitede hem fotoğrafçılık, kameramanlık bölümünü bitirdikten sonra bunun uygulamasını da çevremde yapmaya çalıştım. Tabii çevremizi dolaşınca özellikle Çataldağ ormanları, Turfar ormanları gibi bölgelerde şelalelerimizin çokça olduğunu gördüm. Türkiye'nin hemen hemen tahmin ederim en çok şelalelerine sahip bölgelerinden birisi olarak görüyorum burayı. Şelalelerimiz bir kısmı mevsimlik, bir kısmı sürekli olarak akan şelaleler halindedir. Bu şelaleler özellikle bölgemizde kayın ormanlarının olduğu yerlerde sonbaharda çok güzel görüntülere sahip olmaktadır. Kışın kar yağdığında da çok güzel fotoğraf veriyor. Tabii biz fotoğrafçılar olarak ara sıra bu bölgeye geldiğimizde bunların pozlamasını yapıyoruz. Yapraklarla beraber, kayın yapraklarıyla beraber çok güzel oluyor. Bizim kendimizin keşfettiği bazı şelaleler de var. Bu şelalelerden bir kısmına kendimiz de isim verdiğimiz oldu. Özellikle fotoğrafçılar bilsin diye, fotoğraf literatürüne geçsin diye isim verdiğimiz şelalelerden en başında Dağpınar Şelalesi geliyor. Dağpınar Şelalesi şu anda bütün Türkiye'de fotoğrafçılar arasında bilinmektedir. Kendisine göre bir ambiyansı vardır. Bambaşka bir atmosfer ve dinlendirici bir özelliğe sahiptir. Sanki altında bir insan yıkanıyor gibi bir özelliktedir. Şelalelerimiz Çataldağ'ın hemen hemen çevresinde bolca görülmektedir. Kaç şelale hocam bu zamana kadar fotoğraf çekildi? Benim tahminim 40 veya 50'nin üzerinde şelalenin fotoğrafını çektik veya videosunu çektik diyebiliriz. İlk defa sizden önce çektim. Evet. Videosunu çektim, fotoğraflarını çektim ve çevreye tanıttım. Türk tarafından bilinmiyor hocam. Büyük bir kısmı bilinmiyordu. Bir kısmı da işte yeni yeni tanıtmaya çalışıyoruz. Daha gitmediğimiz, keşfetmediğimiz tahmin ediyorum yüzlerce şelale vardır. Yani tabii gidemediğimiz şelalelerin büyük bir kısmı insanların yol bulup gidemediği veyahut da efendim uzakta olan, bilinmeyen, sarp olan yerlerdedir. Sarp olan yerlerde şelaleler vardır. Bunları da zamanla gitmeye çalışacağız. Herkesin güzelliklerini görmeli mi hocam? Tabii ki bu şelaleleri meraklısı olanlar gelip görmeli. Bizim tabii doğal zenginliklerimizdendir bu şelaleler. Tabii bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunları tahrip etmememiz gerekiyor. Bizim keşfedemediğimiz daha yüzlerce şelale var ve bunların hepsi çok güzel. Gördüğünüz gibi şu an bir tanesi bu. Gayet güzel bir şelale. Biz bu şelalelere sahip çıkarak çok güzel bir miras bırakabiliriz ilerideki insanlara. Çok güzel görüntü oluşturuyor. Ben bu şelaleleri tam 5 yıldır geziyorum ve çok güzel şelaleler gördüm.